Evet, alerji ve Evet. alerji türleri. Maalesef günümüzde alerji hızla yayılıyor ve milyonlarca insan alerjiden muzdarip, besin alerjisi, polen alerjisi, kurdeşen vesaire. Birçok insan maalesef bu alerjiden dolayı sürekli kaşınıyorlar. Alerjiyi tetikleyen birçok faktörler var. Bitkilerin poleni, yani bitkilerin çiçeğindeki polenler ilkbahardan sonbahara kadar havada alerjisi olan, özellikle de alerjik riniti olanları rahatsız eder. Bazı insanlarda ise besinler. Mesela bazıları yumurtaya karşı alerjisi vardır. Bazıları efendim unlu mamullere, gluten alerjisi. Çeşitli alerji türleri var. Bütün Bunları alerji anlamak için kan testi mi yaptırmak gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? yediğiniz bir şeyde kaşınıyorsanız veyahut da burnunuz akıyor, gözünüz kızarıyor, rahatsız oluyorsanız alerjiniz var demek. İlla ki test yaptırmak gerekmez. Zaten rahatsız olursunuz. Polen alerjisi, besin alerjisi olanın sürekli burnu akar, gözleri kızarır. Besin alerjisi olan orasını, burasını, şurasını sürekli kaşıya kaşıya yara yapar. Evet. Ya zaten belli olur. Her tarafın perişan olur. Ben kendim 17 yıl alerjiden dolayı 17 sene et yemedim. Besin alerjisi. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman kaşınıyordum sürekli. O doktor, bu doktor, şu doktor, kortizon, antihistaminik ilaçtan başka bir şey yok. Doktora dedim ki ne olacak? Ya dedi yıllar önce, 30 yıl önce. Yok çaresi bunun böyle işte. Kortizon, antihistaminik. Bunların yan tesiri çok büyük. Yapacak bir şey yok. O yıllar Ölene kadar sanırım böyle. bitkilerle bu kadar haşır neşir değildiniz, değil mi? Tabii, yeni yeniydi. Şimdi her türlü hastalığın çözümü var. Rahatsızlığın sebebini bilmek gerekir. Evet. Alerji tetikleyen sebep nedir? İnsan bünyesinde bir histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon mast selin denen ana hücreler histamin salgılar. Histamin kortizon dengede olduğu sürece alerji problemi olmaz. Böbrek üstü bezeleri kortizon ana hücreler histamin salgılıyor. Bir denge var. Histamin damarları, hücreleri, bronşları sıkar. Kortizon gevşetir, rahatlatır. Evet. Bu bir gelgit olayı gibi. Sürekli bu denge devam eder gider. Bu dengeyi nasıl Denge sağlayacağız? nasıl bozuluyor? İşte yediğimiz, içtiğimiz her şeyde kimyasal madde var. Evet. Bütün bunlar vücudun dengelerini bozuyor. Kimyasını bozuyor. Kimyasal ilaçlar, besinlerdeki kimyasal maddeler, hijyenik olmayan tuvalet kullanma, Evet. abur cubur yeme, tatlı yeme vesaire vesaire. Bunlar bir mide mukozasını hassaslaştırıyor. Mide bariyeri zayıfladığı için kendini koruyamaz. Çok kolay gastrite ülsere yakalanır kişi. Gastrite ülsere sebep olan bakteri, özellikle de Helicobacter pylori birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Böylece histamin oranı yükselir. Bu da alerjik hastalıkların başlamasına sebep olur. Sanırım bütün hastalıkların başlangıcında mide ve bağırsak baş gösteriyor, değil mi? Evet, her türlü hasta. İkinci önemli sebepse %80 bağırsaklara mantar yerleşmesi. Evet. Mantarlar bağırsağa yerleştiği zaman çok yoğun ve ağır toksik maddeler üretirler. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Bu toksik maddelerin bağırsak kendini korumak için aşırı bir yağlanma ortaya çıkar. Bu Evet hocam. yağlar nedeniyle ne olur? İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılaması gerekirken mesela çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak diaminooksidaz bir enzim. Evet. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda depolu bulunur. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek. Bağırsaklar enzim salgılamasını azalttıkça diaminooksidaz histamini frenler. Histamini frenleyen enzim azaldıkça histamin sürekli yükselir. Bu da alerji demektir. Tedavi edilmedi mi? Ömür boyu alerji, cilt hastalıkları, hatta zamanla panik atak, depresyon ortaya çıkar. Evet, ama tedavisi var diyoruz, değil mi? Elbette var. Her şeyin bir Peki. tedavisi var, mümkün. Evet, şimdi alerjisi
olan kişi eğer ki alerji tetikleyen sebep midedeki bakteri, Helicobacter pylori isimli bakteri alerji tetikliyorsa buna karşı tonik. Tonik 19 çeşit bitki içerir. Toniğin birleşiminde lahana suyu ve 19 çeşit bitki var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller klinik araştırmaları yapmışlar ve gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarını lahana ile tedavi etmişler fakat geliştirmemişler. Biz bunu ne yaptık? Geliştirdik. Yan etkisini ortadan kaldırdık. Sadece lahana suyu kullanılırsa Quattro Cerebellum. Biz bunu 19 bitkiyle yan etkisini ortadan kaldırarak daha etkili hale getirdik. Alerji tetikleyen sebep bakteri ise midedeki gastrit ülseri sebep olan tonik. Eğer ki alerji tetikleyen sebep bağırsaktaki mantarlarsa ki alerjinin sebebi %90, %80, %90 bağırsaklara yerleşen mantardır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan veya başka kimyasal ilaç kullanıyorsa kullanmış olduğu ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalır, histamin oranı çoğalırsa alerji ortaya çıkar. Bütün alerji türlerinin sebebi bu. Yani bir doktorumuz bugün diyor ki işte 56 çeşit alerji var. Hangi alerji türüne aloe vera iyi gelir? Fark etmez. Bağırsaktaki mantarların tetiklemiş olduğu alerjiye karşı aloe vera, midedeki bakterinin tetiklemiş olduğu alerjiye karşı tonik kullanmak yeterli. Ha bunu tedavi sürecini hızlandırmak için kanın pH değerini düzenleyici karbonat kullanır. Karbonat. Karbonat nedir? Yani bu karbonat biraz farklı bir karbonat. Karbonat forte. Yani bunun birleşiminde normal karbonatın haricinde zencefil ekstresi, ekstraktı, toz ekstraktı, zerdeçal ekstraktı ve 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Bunun özelliği nedir? Artı karaciğeri güçlendirir, bağırsakları temizler. Kanın pH değerini düzenleyicidir. Mesela bir dostum bana dedi ki tırnağında mantar. Geçmeyen, iyileşmeyen bir mantar 37 yıldır ne kullandıysa bir faydası etmemiş. Köyde kanıyla saman toplamaya giderken kanının mazısına yağ sürüm derken tırnağına böyle tel geçmiş. Baş parmağını böyle yılanın ağzı gibi açılmış. Sonra buraya aylar sonra mantar iyileştikten sonra mantar yerleşmiş. 37 yıl mantardan kurtulamamış. Ben ona dedim ki karbonat kullan. Karbonat forte. Deneme yapıyoruz bakalım ne olacak. 6 haftada 37 yılda kurtulamadığım mantardan 6 haftada kurtuldum. Mantar diye bir şey kalmadı. Nasıl kullanıyoruz peki hocam? Ağız yoluyla mı alınıyor? Karbonat. Evet. Kişi mesela 2 tatlı kaşığı veya kendine göre ayarlayabilir. 1 tatlı kaşığı veya 2 tatlı kaşığı 1 litre suya böyle 1 litre suya 1 tatlı kaşığı bazıları 2 tatlı kaşığı da alabilir. 3 tatlı kaşığı da fark etmez. Yani herhangi bir yani etkisi yok. Kötü bir durum yok. Evet. Kullanabilir. Fazla kullanmak da bir zararı olmaz. Kullandığı zaman vücudun asit baz dengelerini koruyor. Bağışıklık sistemini güçleniyor karbonat. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir.